Bir hatam olmuşsa bağışlayın. Boynum kıldan incedir. O zaman bana yanlış yapanı bağışlarım. Ama namusuma dokunana hiç acımam. İlk acımadığım da sen olmazsın. Stop! Evet sevgili seyirciler, kamera arkası programımızın kameraları yine bir film setinde. Fakat bu kez İstanbul dışındayız. Filmin yönetmeni Ümit Efekan, başrollerini Kadir İnanır ve Perihan Savaş'ın oynadığı bu filmin adı ise Yarınsız Adam. Karanlıkta yaşamak zordur. Ben de uzun yıllar güneş görmedim hiç. Balıkçı kasabasındaki insanların kendi ilişkilerini, toplumsal sorunlarını, sevdalarını ve bu sevdalar içinde çekişmelerini anlatan, çok büyük olaylar içinde olmayan bir film. Ama çok toplumsal görüyorum ben. Erdoğan Tünaş senaryoyu yazdı. Tek bir şeye karşıydım. Kan davasına. Sayın İnanır, siz kolay kolay rol beğenmeyen bir aktör olarak tanınıyorsunuz. Bu rolü neden beğendiniz? Bize biraz açıklama yapar mısınız? Şimdi kolay olanı herkes yapar. Önemli olan zoru başarmaktır ilkesinden yola çıkarsak. Birinci derecede pahalı prodüksiyonlar oluyor bizim çalışmalarımız. Orada çok kalabalıkları ilgilendiren özgün hikayeler araştırdığımızda tiplemelere de özen göstermeye çalışıyoruz. Gelinimize biz de hoş geldin demek istiyoruz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Hoş geldin yenge. Şehirde yaşayan, mutsuz bir şekilde yaşayan bir kadının daha sonradan sevdiği adamın yanına kasabaya gelmesi ve oradaki o sevecen insanlarla birlikte kalmanın, daha doğrusu kalma savaşı veren bir kadını canlandırıyorum. Filmlerde kendiniz mi konuşuyorsunuz? Genelde son zamanlarda kendim konuşuyorum. Ben bir çamaşır suyu, bir zeytinyağı, bir pakette makarna rica ediyorum. Bakkal kapalı. Niye? Açık ya. Sana kapalı dedim. Dükkan kapalı. Bu filmde Babacan tatlı bir reis oynuyorum burada. İlk defa mı böyle iyi bir rol oynuyorsunuz? İlk defa böyle bir rol oynuyorum ki zannediyorum ki bundan sonra bizim seyircilerimiz, sayın seyircilerimiz sanmıyorum ki bana bir daha küfür etsinler. Çünkü kurtulacağım ben ondan yani. Bugüne kadar çok küfür ettiler mi size? Beni çok taciz ettiler, çok dövdüler. Hani şu anda açabilirim belki, kafam kırıklar içerisindedir. Sahi mi söylüyorsunuz ya? Resmen dayak yediniz. Hem de nasıl dayak? Yani filmin dışında dayak yediniz. Evet, filmin dışında, bu gerçek sahne değil. Kötü adam oynadığı için vatandaş diyor ki ya diyorsun, diyor, niye kötü adamsın diyor. Arkadaş diyor, ifade ediyorsun ya, bu sanat diyorsun, rol diyorsun. Hayır diyor, sen diyor gaddar adamsın diyor, kötü adamsın diyor, senin canını alacağım diyor. Bacınıza, kızınıza kötü gözle mi baktı? Allah'ı var reis. Cemal abinin bir yanlış olmamıştır bu kasabada. Hepimizin yardımına koşmuştur. Gelen kadın kim olursa olsun, madem ki Cemal sevmiştir, münasip görmüştür, hepimizin gelinidir. Şimdi iyi adam oynadığınıza göre bundan sonra size 600 tane de iyi adam rolü oynamanızı diliyoruz. Bilhassa ben de onu rica ediyorum. Çünkü gece yarısı dahi telefon ediyorlar ve bana kızıyorlar. Yani filmin etkisi altında kalıyorlar, tesiri altında kalıyorlar ve küfür edip telefonu kapatıyorlar. Ben sabaha kadar uyuyamıyorum. Sabahın 5'te kalkıp gene görevin başına gidiyorum ama mutluyum. Çünkü seyirciyi o hale sokmak da bir sanatçının başarısından geliyor herhalde. Herhalde.